Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü hazırladığım tarifim sarımsaklı tavuklu bulgur pilavı. Bu tarifi yapmam için tavsiyede bulunan Kezban Yıldırım Yakıcı Hanım'a ve Hüseyin Yakıcı Bey'e buradan çok teşekkürlerimi gönderiyorum. Evet, ve hemen pilavımızın yapılışını malzemelerine geçiyorum. 1 tane domates, 2-3 tane yeşil kıl biber, 2 sarımsak rendesi, 2 parça tavuk fili, 1 su bardak bulgur, 1 yemek kaşık tereyağı, zeytinyağı, sıvı yağ, 1 baş kuru soğan. Evet, tüm malzememiz bunlar. Ben soğanı yaparken ilk başta unutmuştum. Daha sonrasında ilave ettim arkadaşlar. Nasıl yaptığımı da sizlerle paylaşacağım. Sizler ilk başta soğanı kavurma işlemine geçin. Evet, domatesin kabuklarını soyup dilerseniz rendeleyin, dilerseniz küp küp doğrayarak hazırlayabilirsiniz. Yeşil biberleri de bu şekilde ince ince doğrayalım. Sarımsakları rendeleyelim. Evet, bir tane soğanı da yemeklik doğrayalım. Ben önce biberleri kavurduktan sonra domatesleri ekledikten sonra arkadaşlar soğan kavurmak aklıma geldi. Ben de ayrıca doğrayıp bu şekilde küçük bir tavada biraz yağ ekleyerek soğanlarımı öldürene kadar kavurdum. Gördüğünüz gibi. Tavayı ısıttıktan sonra biraz sıvı yağ koyuyorum ve biberleri kavurmaya alıyorum. Dediğim gibi ilk etapta arkadaşlar soğan kavrulacak. Daha sonrasında biber kavuracağız. Sarımsakları da bu esnada rendeleyerek hazırlıyorum. Evet, bir tane rendelemiş olduğum domatesi de ekliyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Domates suyunu tamamıyla çekecektir kavrulurken. Evet, bu aşamada ayrıca kavurduğum soğanı ekliyorum. Evet, bazen dalgınlıklar olabiliyor. Sizlerde de oluyor mu arkadaşlar? En basit bir yemek yaparken bile gerçekten ne yapacağımızı o an unutuyoruz. Yaklaşık bir tatlı kaşığına yakın domates salçası ekleyip kavurmaya devam ediyorum. 1 su bardak bulgur ekliyorum. Karıştırıp orta ateşte kavurmaya devam ediyorum. Bu esnada 2 tane tavuk göğsü haşlamıştım. Bunları da irice bu şekilde didikliyorum. Bir bardak bulgura 2 bardak tavuk suyu kullanıyorum. Haşladığım tavuk suyunu ekliyorum. 1'e 2 ölçü kullanıyorum. Ben her zaman pilav yaparken kıvamı da çok güzel oluyor. Tabii bu domatesin miktarına göre, bulgurun cinsine göre su miktarı arkadaşlar çekme oranı farklılık gösterebilir. Bunun için sizler de kendi kullandığınız bulgurun göz önüne alarak suyunu o şekilde ekleyin.
Suyunu verdikten sonra rendelemiş olduğum sarımsakları ve didiklemiş olduğum tavuk filelerini ekliyorum. Şöyle bir güzel karıştırıyorum. Lezzetli olması için de bir yemek kaşık tereyağı ekliyorum. Parçalara ayırıyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Tuzuna bakın arkadaşlar. Eğer tuzu azsa tuz ile lezzetlendirin. Tavuk suyu kullandığım için ekstra tuz atmama gerek kalmadı. Ama sizler gerek duyarsanız tuz ekleyebilirsiniz. Kırmızı toz biber, karabiber, pul biber bunlar isteğe bağlı. Dilerseniz ekleyebilirsiniz. Evet, kapağını kapatıyorum. Orta ateşte yaklaşık 9 dakika pilavımı pişiriyorum. Piştikten sonra bir 10 dakikada demlenmeye bırakıyorum. Ve şahane mis gibi tavuklu, sarımsaklı bulgur pilavım hazır arkadaşlar. Müthiş lezzetli oldu. Biz hepimiz bu şekilde pilavı çok beğendik. Mutlaka sizlerin de denemenizi tavsiye ederim. Tarifi benimle paylaşan Hüseyin Yakıcı Bey'e ve Kezban Yakıcı Hanım'a buradan tekrardan çok teşekkür ediyorum. İyi ki de denemişim. Gerçekten çok lezzetli bir pilav yedik. Şimdiden yapacak olanlara da kolay gelsin diliyorum. Yapanların da yorumlarını aşağıya bekliyorum arkadaşlar. Evet, videomu beğenip aşağı yorum bırakarak bana destek olursanız çok sevinirim. Farklı tariflerde